Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye rejim güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 10 numaralı gözlem noktasına top ve havan atışlarıyla saldırdığı belirtildi. Saldırıda bir askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Olayın ardından Rusya'nın Ankara Ateşesi Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldı ve saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletildi. Milli Savunma Bakanlığı son olarak yaptığı açıklamayla saldırıyı gerçekleştiren rejim birliklerinin ateş altına alındığını duyurdu.